Efendim, insansız savaş araçlarından çok bahsediyoruz. Önce aslında belki de daha çok biz havadaki gücümüzden bahsettik. Ama uzmanlar diyorlar ki denizdeki gücümüz havadakiyle kıyaslanırsa daha da fazla olabilir. SİDA'lardan bahsediliyor, silahlı insansız deniz araçlarından. Marlin'de envantere yeni eklenen o araçlardan biri ve birçok özelliği var. O özellikleriyle de çok konuşuluyor. Biraz daha yakından bakacağız haberle. NATO tatbikatında yetenekleriyle göz doldurdu. Sistemleri kilitleyip füzelerin ateşlenmesine izin vermedi. Türk donanmasının yeni gözdesi Marlin'in dünyada benzeri yok. Marlin SİDA geçtiğimiz günlerde Yalova'da düzenlenen törenle donanmaya teslim edildi. Marlin gemisi adını çok hızlı bir balıktan alıyor. Saatte 36 knot hız yapabilen gemi, denizaltı görevleri de yapabilen güdümlü mermi ve torpido atabilme özelliğine sahip. Marlin NATO tatbikatında görev almış, elektronik harp özelliği sayesinde 25 füzenin ateşlenmesini engelleyerek göz doldurmuştu. Radara yakalanmadan hedefe 180 kilometre yaklaşabilen gemi, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk ve tek insansız deniz aracı. İleri teknolojik donanımı görünmeden vurabilen gemi olma özelliğine sahip Marlin, Mavi Vatan'da Türkiye'nin gücüne güç katacak. En olumsuz durumlarda dahi üstün manevra kabiliyetine sahip yeni nesil otonom su üstü deniz platformu, üstün teknolojisi ve taşıdığı faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.